Galatasaray'a süper yetenek Oscar Perea. Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Transferde şampiyonluk hamleleri yapmak isteyen Sarı Kırmızılar hücum hattını güçlendirecek. Tete'den beklediği katkıyı alamayan Jimboam 18 yaşındaki Kolombiyalı yıldıza kancayı taktı. İşte detaylar. Şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen Sarı Kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı. Kolombiya basını Galatasaray için flaş bir transfer iddiasını ortaya attı. Fanatikos'ta yer alan habere göre Galatasaray, Atletico Nacional forması giyen 18 yaşındaki Kolombiyalı Oscar Perea ile ilgilendiğini duyurdu. Atletico Nacional genç oyuncusunu 7 milyon euronun altında bir rakama satmayı düşünmüyor. Feyenoord ve Porto'nun da Oscar Perea'nın peşinde olduğu ifade edildi. Yıldız futbolcu sol ve sağ kanat bölgelerinde görev yapıyor. Seko Fofana'da flaş gelişme. Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı Kırmızılıların transfer listesinde bulunan Seko Fofana konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar. Galatasaray devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda El Nasır'dan ayrılması beklenen Seko Fofana gündeme gelirken flaş bir gelişme yaşandı. Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre El Nasır Galatasaraylı oyuncunun 6 aylık kiralanması için anlaşma sağladı. İki kulüp arasında sözlü anlaşmaya varılırken transferin resmileşmesi için oyuncunun kararı bekleniyor. Fil dişi sahilli yıldız diğer Arap kulüplerinin de radarındaydı ancak Avrupa'da oynama isteği ağır basan Fofana İstanbul'a gelmek için gün sayıyor. 28 yaşındaki oyuncu sezon başında Lens'tan El Nasır'a 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Bu sezon 19 maça çıkan Fofana 2 gol 1 asistlik performans gösterdi. Galatasaray aradığı 10 numarayı Almanya'da buldu. Jimboam'un eski Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin'in göreve başladığı Borussia Dortmund'dan Giovanni Reina ile ilgilendiği iddia edildi. Okan Buruk forvet arkasında kullanacağı bir golcü yardımcısı arıyor. Gündeme pek çok isim gelirken Nuri Şahin'in göreve başladığı Borussia Dortmund'da formasını kaybeden Giovanni Reina ön plana çıktı. İngiliz gazeteci Salman Han'a göre Reina'ya aralarında Real Sociedad, Lyon, Marsilya ve Sevilla'nın da bulunduğu birçok kulübün ilgisi var. Jorge Mendes olası transferi kolaylaştırmak için geniş ağını kullanıyor. Haberde Mendes güçlü bağlarının olduğu Nottingham Forest ve Wolves'ta potansiyel seçenekler olarak sundu. Türk kulübü Galatasaray'ın da Giovanni'ye ilgisini yenilediği, ilk etapta kiralık teklif ettiği Rangers'ın ise kalıcı bir transfer için bonservis bedeli düşündüğü bildirildi denildi. Galatasaray'a çift ayaklı 10 numara. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile Poznan'ın 10 numarası Filip Marchwinski ile temaslara başladı. Scout ekibinin önerdiği Marchwinski'yi beğenen Okan Buruk, şartların oluşması durumunda oyuncunun Galatasaray'a faydalı olacağını aktardı. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, U19 Avrupa Şampiyonası'nda beğendiği Marchwinski'nin transfer edilmesini istemişti. Siyah beyazlı yönetim anlaşma sağlayamamıştı. Polonyalı 10 numara bu sezon Lech Poznan takımıyla çıktığı 24 müsabakada 8 gol atıp 3 asistlik katkı sağladı. Genç futbolcunun en büyük özelliği iki ayağını da kullanabilmesi. Marchwinski kulübünün kendisine önerdiği yeni sözleşme teklifini geri çevirerek kendisine gelen teklifleri dinleme kararı aldı. 4,5 milyon euroluk piyasa değeri bulunan 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor. Transferi İtalyanlar duyurdu. Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolò Zaniolo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan yıldızın sezon sonundaki geleceği merak edilirken İtalyan basınından sürpriz bir iddia geldi. İşte ayrıntılar. Sarı Kırmızılılar devre arasında kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor. Jimboam son olarak sezon başında İtalyan ekibi Genoa'ya kiraladığı Berkan Kutlu'yu geri çağırmıştı. Aslan'da takviye için kollar sıvanırken kiralık gönderilen bir diğer isim olan Nicolò Zaniolo ile ilgili de gelişmeler yaşanıyor. Jimboam Zaniolo'yu İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralamıştı. İtalyan orta saha 5 milyon euro karşılığında kiralanırken Aston Villa'nın 22,5 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonu bulunuyor. Ayrıca sözleşmede şarta bağlı bonuslar da var. 24 yaşındaki yıldızın İngiltere kariyeri iyi başlamasa da ilerleyen dönemlerde daha fazla forma şansı bulmaya başladı. Durum böyleyken İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası geldi.
Calcio Mercato, Nicolo Zaniolo'nun İtalya Serie A'ya dönebileceğini duyurdu. Haberde Zaniolo için devre arası transfer döneminin hareketli geçeceği belirtilerek Fiorentina'nın futbolcuya talip olduğu aktarıldı. Mor menekşelerin yakından takip ettiği Zaniolo'nun İngiltere'de kararsız olduğu ve olası bir transfere sıcak baktığı vurgulandı. Devre arasında bu transferin gerçekleşme olasılığı zor görülürken transferin yazın gerçekleşme olasılığının daha yüksek olduğu ve iplerin tamamen Aston Villa'nın elinde olduğu detayı paylaşıldı. Bu sezon İngiliz ekibiyle 23 maça çıkan Zaniolo takımına 2 golle katkı sağladı. Galatasaray'a Abdülkerim Bardakçı için rekor bonservis. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da mevcut yıldızlara teklifler gelmeye devam ediyor. Transfere kaynak yapmak için oyuncu satışına önem veren Sarı Kırmızılılar'da Abdülkerim Bardakçı'ya önemli bir talip çıktı. İtalyan devi A milli oyuncunun transferi için harekete geçti. İşte belirlenen bonservis bedeli ve yaşanan gelişmelerin detayları. Sarı Kırmızılıların başarılı savunmacısı performansıyla göz dolduruyor. Sergilediği grafikte dikkat çeken 29 yaşındaki oyuncu takımın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Bu sezon 30 maçta forma giyen ve attığı 4 golle hücuma da katkı veren Abdülkerim, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Taraftarında sevgilisi haline gelen yıldız futbolcu transferin gözdesi konumuna geldi. Avrupa'nın en önemli kulüpleri Abdülkerim Bardakçı'nın performansını yakından takip ediyor. Dev takımların ilgisini çeken başarılı stoper hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Transferde önemli kulüpleri peşine takan Abdülkerim, İtalyan ekibi Milan'ın radarına girdi. Calcio Mercato'nun haberine göre savunmanın merkezine sol ayaklı bir stoper transfer etmek isteyen çizme devi Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim'i listeye aldı. Milan'ın A milli savunmacının şartlarıyla ilgili bir araştırma yaptığı ifade edildi. Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakçı için beklentisinin en az 15-20 milyon euro olduğu öne sürüldü. Başarılı savunmacıya Alman devi Bayern Münih'in de ilgisinin olduğu belirtildi. Abdülkadir Ömür Galatasaray'a geliyor. Cimbom'un devre arası transfer hedeflerinden biri de Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür oldu. Galatasaray'da transferde sürpriz bir hamle geldi. Sarı Kırmızılar Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ile ilgileniyor. Galatasaray yönetimi bu transferi takas ile bitirmeyi hedefliyor. Takas transferi konusunda gündemdeki isimler ise Halil Dervişoğlu ve Yusuf Demir. Cimbom geldiklerinden beri bu iki futbolcudan hiçbir maçta verim alamadı. Hatta Halil Dervişoğlu zorunda kalınarak oynatıldığı maçlarda aldığı her topta çalım deneyip kaptırarak sarı kırmızılı taraftarlara saç baş yoldurdu. Abdülkadir Ömür bu sezon toplamda 17 maçta forma giyerken 6 asistlik katkı sağladı. 24 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor ile olan sözleşmesi Haziran 2027 yılında sona erecek. Halil Dervişoğlu ise bu sezon Süper Lig'de Galatasaray ile çıktığı 11 maçta gol ve asist katkısı üretemedi. Galatasaray, Job Bellingham'ı transfer etmek istiyor. Orta saha transferi için Kamada, Mangala ve Fornals'la temasa geçen Cimbom, yüksek maliyet nedeniyle başka isimlere de yöneldi. İngiltere Championship takımlarından Sunderland forması giyen Bellingham'ı Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. 18 yaşındaki genç orta sahanın 9 milyon euroluk piyasa değeri bulunuyor. Sarı Kırmızılı yönetim rakamları 6-7 milyon euro civarına düşürebilirse transferde olumlu sonuç almayı umuyor.